Evet kıymetli dostlar, kanalımızın sahibi, bütün kardeşler, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uçak, nedir uçak? Transferdir uçak. Nedir uçak? Kaptır uçak. Nedir uçak? Hocam ya istediği kadar uçak olsun, isterse O-Kop-B getirsin. Bizim kız öyle diyor, O-Kop-B diyor, helikopter getirsin. Ben yine de Ali Koç'a güvenmiyorum diyenler kanala abone olsun ve videoyu beğensin. Hocam Ali Koç'a güvenmiyorum, senin duyumlara güveniyorum diyenler, onlar da kanala abone olup videoyu beğensin. O yüzden başlıyoruz. Enner Valencia, Internacional. Artık herkes Yağız Sabuncu oldu, anlaşmaya vardı diyor. Elif Buse Araç'ta zaten çoktan anlaştılar, açıklayacaklar yazın diyordu. Kimileri bir ön protokol imzaladı, dönerse ceza yiyecek diyordu. 2 artı 1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak Ekvatorlu Yıldız milli takımının Bolivya ve Costa Rica maçlarının ardından Brezilya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek diyor. En çok bu sezon en çok Valencia'ya yaradı. İyi PR kastı. Ama Arap Yarımadası'ndaki teklifleri nasıl kabul etmedi ben hayret ettim. Yani 2-2,5 milyon euroya tamah eden, 3,5'a tamah eden Valencia hani 6'lara 7'lere nasıl tamah etmedi? İnanılır gibi değil. Şimdi Fenerbahçe demişken, Fenerbahçe'ye birçok futbolcu öneriliyor. Diyorlar ki hani düşünür müsünüz? Alır mısınız? Verir misiniz? Bunlardan birisi de Hector Bellerin. Sporting Lisbon'un kış transferi. 28 yaşındaki İspanyol sağ bek. Bıyıklı mıyıklı bir şey. Zamanında cemaatlere falan gitmiş. İşte orada maklube falan yemiş. Transfer marketini açın. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Yani futbolcunun sözleşme 31 Ocak'ta başlamış, 30 Haziran 2023'te bitmiş. Zamanda 40 milyon euroları görmüş. Yani Barcelona'dan Sporting Lisbon'a 1 milyon euroya gitmiş. 15 milyon euro piyasa değeri varken. Ondan da 8'e düşmüş. Toplam 20 maça çıkmış. Bir golü var. 1018 dakika oynamış bu sezon. Hani İtalya, İngiltere'de, Arsenal'de, Watford'da oynamış. Betis'te, Barcelona'da, bu sezonda Sporting'de oynamış. Yani kararı, takdiri size bırakıyorum ama bize menajerler vasıtasıyla önerildi arkadaşlar. Form durumu çok kötü. Onu da söyleyeyim. O sahayı vardı. Ondan sonra konuşalım. Şimdi João Pedro'yu diğer videoda söyledim ama bu videoda biraz daha özel duyumlara gireceğiz. Elif Buse Araç diyor ki Internacional João Pedro için Fenerbahçe'ye resmi teklifini kısa sürede iletecek. Lan iliğimizi sömürdün. Allahsız kitapsız diyece iliğimizi sömürdün daha. Yalnız benim kastettiğim duyum bu duyum değil. Yani Internacional teklif etse 3,5 milyon euro teklif eder. Elif Buse Hanım yazmamış ama ben söyleyeyim. Hani Valencia zaten gidecek. O artık okey. Ama João Pedro İnternasyonel mi gidecek? Bilmiyorum. Yani bana kalırsa başka bir yere gider. Şimdi Osayi demişken ben size şöyle bir başlık atacağım. Osayi gitti, Mustafa Hoca inebildi diye. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Galatasaray maçından falan önce bir sakatlandı Osayi. Sakatlanmadan sakatlandı. Hatırlıyor musunuz? Hani Osayi Samuel sakatlanmadan sakatlanmıştı. Hatırlamanız lazım ya. Bir futbolcu sakatlanmadan nasıl sakatlanır? Ve Troyes'in Osayi için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı iddiaları var. Rangers da Osayi için resmi temaslara başladı diyor Yağız Sabuncuoğlu. Bakın hem Troyes hem Glasgow Rangers. İki tane takım. Yalnız ben ısrarla ısrarla şiddetle Bournemouth diyorum. Israrla ısrarla şiddetle. Hatta Football Scotland yani İskoçya futbolunun haber kanalı diyeyim. Glasgow Rangers'ın Osayi ile anlaşmaya vardığını söylüyor. Yalnız ortada şöyle bir şey var. Osayi ile anlaşabilirsiniz ama Fenerbahçe ile o nasıl olacak? Ben şunu söyleyeyim. 25 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. 275 maça çıkmış. 21 gol, 25 asist. Ancak oyuncunun en belirgin, bariz özelliği hızı. Sürati. Tabii ki de Avrupa kulüpleri bu tip futbolcuları boş bırakmak istemezler. Ancak biz de öyle bedava medava vermeyiz. Ben ısrarla söylüyorum. Osayi Samuel'in dışında başka isimleri var. Ahmet Ercanlar.
Edin Dzeko Fenerbahçe'nin gündeminde ama öncelik değil. Fenerbahçe'nin önceliği Romelu Lukaku demiş. Fenerbahçe Lukaku'yu almak istiyor demiş Ahmet Ercanlar. Şimdi bana bir arkadaş diyor ya, böyle yapıyorsunuz, beklentiyi yükseltiyorsunuz, sonra Ali Koç alamayınca diyorsunuz ki bak alamadı, bu adam anlamıyor diyorsunuz. Siz Fenerbahçe düşmanlığı ediyorsunuz diyor ya. O arkadaşa söylerim. Yani o arkadaşa buradan kapak niteliğinde bir cevap olsun. Al Ali Koç'un sağ kolu. Sağ kolu yani. Buyurun verdiği habere. Buyurun. Lan Lukaku'nun talepleri ne biliyor musunuz? 12 milyon euro net maaş istiyor. Net maaş. İmza parası istiyor. Chelsea'nin talepleri bonuslarla birlikte 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bir de bonserviste gidecek adam bir de imza parası istiyor. Anlaşma kiralık olsa da zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Şimdi ben Ahmet Ercanlara soruyorum. Bu şartlarda Lukaku'yu getirebiliyorsa zaten Ali Koç'u tepemizde taşırız. Onu söyleyeyim. Mehdi Taremi. Mesela biz almak istedik, 15 milyon euro istediler ve vazgeçildi. Bunu biliyorsunuz. Artık bunu duyumcular da söylemeye başlamış. Yani duyumum demek ki doğruymuş ki. Duyumcu arkadaşlar da bunu söylemeye başlamış. Şimdi biz neye odaklanalım biliyor musunuz? Biz Buruma'yı satmaya odaklanalım. Samatta'yı satmaya odaklanalım. İşte Berisha'yı satmaya ya da Berisha'dan en yüksek karı elde etmeye odaklanalım. Vatan Gazetesi demiş ki Fenerbahçe Buruma, Samatta, Berisha'dan 12 milyon euroluk bir gelir elde etmek istiyor. Şimdi Buruma'dan benim duyumum 5,5 milyon euro. Yani satın alma opsiyonu benim duyduğum 5,5 milyon euro. Berisha 4.250 idi. Yaza kalırsa 5,5 da onunki diye biliyorum. Etti sana 11. Samatta'yı şu şartlarda sözleşmesini feshedip göndersen yine kârdır. Ama 1-2 milyon euro bile kazansan para paradır. Hani onu söyleyeyim. Fakat ben bu Samatta olayında size bir hatırlatmada bulunayım. Genç Şampiyonlar Ligi kotasında bitirirse zorunlu opsiyonu var diye biliyorum. 3 milyon euro. Şampiyonlar Ligi elemesine katılacak. Sonuçta bu da Şampiyonlar Ligi potasında bitirmiş olmak oluyor. Benim bilgime göre bunu 3 milyon euroya zorunlu alacaklar. Hadi inşallah arkadaşlar. Buruma'ya gelirsek, Braga Buruma transferinde son derece kararlı. Resmi teklifini sundu. Fenerbahçe cevap vermedi, bekliyor. Ama Buruma'nın artık Fenerbahçe'de devam etmesine kimse şey gözüyle bakmıyor ve herkes gidecek gözüyle bakıyor. Bakın Fenerbahçe'de Emre Mor, Joshua King, João Pedro, Batshuayi, Crespo ve Atilla Szalai. Bunlar resmi teklif alan isimler arkadaşlar. Alioski kiralıktı. Valencia sözleşmesi bitiyor. Onlar da gidiyor. Gustavo Henrique, Diego Rossi, bunları da gönderme fikrimiz var ama ben şunu söyleyeyim. Gustavo Henrique'nin ben Fenerbahçe'de devam edeceğini zannetmiyorum. Çünkü Gustavo Henrique'ye zaten Brezilya'dan da teklifler vardı. Hani alın aynı fiyata bize satın diyenler de vardı. Gustavo Henrique Fenerbahçe'de devam etmeyecek. Hani satın alındı diye kap yapılır mı? Yapılmaz. Çünkü 3,5 milyon euronun altında olduğu için Fenerbahçe hiç uğraşmaz ama şuraya sattık diye haber verip, mesela misal veriyorum, 1,4'e alıp 1,4'e geri satsa, dese ki Gustavo Henrique 1,4'e satılmıştır dese şaşırmayın. Yani 0'a 0 elde var, 0 gibi olacak ama bir denemeydi. Durum böyle. Serhat Akın'a göre Van Dijk'la hemen hemen aynı özelliğe sahip bir futbolcudan bahsediyoruz. Ona da saygısızlık olmasın. Sonuçta o da Van Dijk ile kıyaslayacak kadar beğeniyordum. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben şunu anlatmıştım. Hocam bu adamda ne var dediler. Dedim ki ya arkadaşlar benim tahminim şu. Kişisel tahminim. Herkes tahmin yapabilir. Ben de tahmin yapıyorum. Bence dedim boyunun avantajını kullanıp gol attırma niyetinde. Hani bir taç atarsın kafayla bir vurur. 1-0 öne geçersin. Yani dakikalar boyunca yapmak istediğin şeyi bir hamleyle yaparsın. Belki de adamın dedim. Hani önceliği yememek değil atmak. Belki de hani öncelik yememek değil atmak. Bu yüzden böyle yaptı dedim. Ki fikrimin de arkasındayım arkadaşlar. Ama Gustavo Henrique, bak Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'sinde Gustavo Henrique bize hafızalara böyle uçe hök gibi kazınır. Çünkü Aykut Kocaman Fenerbahçe'si bloklar arasında çok fazla mesafe olmayan, savunmayı çok çok önde kurmayan bir Fenerbahçe. O yüzden o Fenerbahçe'de Gustavo Henrique beğenilirdi ama bu Fenerbahçe'de beğenilmez. Bak Ersun Yanal Fenerbahçe'sinde Samet Akaydın çok gözde bir futbolcu olurdu. Çok gözde. Ersun Yanal Fenerbahçe'de. Çünkü savaşçı, hırslı, hani birebir de böyle adamı kemiren bir futbolcu. Hatta Atilla Szalai'yi oynatmayıp
Samet Serdar ikilisini oynatırdı Ersun Yanal olsaydı. Ha hocam Ersun Yanal da futboldan bu kadar anlıyor demeyin. Adamın sistemi böyleydi ve tıkır tıkır da işlerdi. Okan Buruk'un eline mesela. Kim Türkiye'nin en iyi stoperi dersin mesela? Hani kim dersin? Atilla Salah. Atilla Salah Okan Buruk'un elinde işe yarardı. Ama Fenerbahçe'de hata. Abdülkerim'in kaç tane hatası var? Ama bak herif arkasında durdu. Bizimki öyle mi? Cık, yerin dibine sokuyoruz. Mihalıç. Dights'ın menajeriyle Fenerbahçe bir araya geldi. Bunları zaten biliyorsunuz. Fenerbahçe teklifini yeniledi. Görüşmeler de hani ilerliyor diyor. Dights uzatacak arkadaşlar. Çünkü Jesus gidecek. Hani ben açık, net konuşuyorum. Jesus gidecek. Ali Koç Paris Saint-Germain başkanıyla buluştu. Ne konuştum? Icardi, Renato Sanchez. Değil mi? Yani bunları konuştu. Şimdi hafta sonu olacakmış bu görüşme ama Şampiyonlar Ligi için Paris Saint-Germain başkanı İstanbul'a gelince görüşme böyle olmuş. Yoksa Dubai'de buluşacaklar duyumu var. Icardi için Milan'ın ciddi teklifi varmış. Premier Lig'den 20 milyon euroluk teklif almış Paris Saint-Germain. Yani Icardi ne Fener'e ne Galatasaray'a yar olmaz. Zaten şimdi Fenerbahçe'ye gelirse Allah için ya ben anlamıyorum. Fenerbahçe taraftarını anlamıyorum. Yani rakibe çalım atmayı, şampiyonluk zannetmeyi anlamıyorum. Biz Icardi'yi alırsak o zaman var ya bunlar şampiyonluğu unutur falan diyor. O adamlar şampiyonluğu unuttu ki zaten. Unuttu ki umurlarında değil ki. Onlar Fenerbahçe'nin kötü durumundan memnun oluyorlar. Ali Koç da yine bir şey olmayacağını bildikleri için rahatlar. Sen nasıl unutacaksın? Yani evinde derbi kaybetmişsin, deplasmanda kaybetmişsin. Beşiktaş'ta 10 kişiyken yenememişsin. Sen bunları nasıl unutacaksın? Ali Koç mutlu, çok sevinçli. Ali Koç Fenerbahçe'yi batırdığı için dünyanın en mutlu insanı. Gram üzülmüyor. Yani Ali Koç diyor ya hani Fenerbahçe maçında sinirlen duvara vurdu, yumrukladı, kolunu kırdı falan. Lan aynı Ali Koç'un intihar etmesi lazımdı. 50 kere intihar edip ölmesi lazımdı. Sen neden bahsediyorsun? Ali Koç Fenerbahçe geçin Allah'ını severseniz ya. Geçin Allah'ını severseniz. Bir düzen kurmuşlar. Birilerini yanlarına çekmişler. Birilerini mecbur etme peşindeler. Fenerbahçe'yi rezil etme peşindeler. Ahmet Ercanlar da diyor ki Ali Koç Paris Saint-Germain Başkanı görüşmesi transferle alakalı değil. Ahmet Ercanlar böyle dediyse transferle alakalıdır arkadaşlar. Kesinlikle transferle alakalı. Yine düşünün Ali Koç'a bu kadar yakın olup da yanlış duyum vermek çok büyük meziyet. Çok büyük başarı. Eskiden Ahmet Ercanlar için şunu söylerdim. Kulübün içinde kapıcının oğlunun işte sınıf arkadaşı ölmüş dese inanın derdim. Kulüp içinden o kadar bilgilere sahip. Ama hiçbir transfer duyumuna inanmayın derdim. Şimdi yine oraya geldik. Arkadaşlar ben size sürpriz bir isim söyleyeyim. Son dakika şeyini vererek. Sağ bek için Osayi'yi sattık sayılır. Sayılır. Yerine ise bir isim düşünüyoruz. Ve siz bu ismi tanıyorsunuz arkadaşlar. Siz bu ismi tanıyorsunuz. Bu ismin sözleşmesi bitiyor. Transfermarkt değeri 10 milyon euro. 10 milyon euro arkadaşlar bu isim. Amari Traore. Malili o 27 Ocak 92 doğumlu 31 yaşında 1.75 boyunda sağ bek. Mali milli takımının 43 kez formasını giymiş bir golü var. Ren'in futbolcusu. Fakat sözleşmesi bitti. Sağ bek sol bekte oynayabilen sağ ayaklı bir futbolcu. Futbolcuyla görüşme halindeyiz. Şu ana kadar belki bunu hiç kimse söylemedi. Ben söyleyeyim arkadaşlar. 2974 dakika oynamış bu sezon. Bir gol 4 asisti var. Görüşme halindeyiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Biz alsak kıyamet kopar köşesindeyiz. Valencia sezon başında Lyon'dan kiraladığı savunmacı Cenk Özkaçar'ın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp 2028'e kadar da sözleşme imzalamış. Cenk Özkaçar, 22 yaşında, İzmir doğumlu stoper. Arkadaşlar, şimdi 6 aydan Olimpik Lyon 1,5'a almıştı bu arkadaşı. Sonra Olimpik Lyon kiraladı Valencia'ya 500 bin euroya. 5 milyon euroluk opsiyonu kullanıp Valencia 5,5 milyon euroya satın almış oldu. Bu sezon 21 maça çıktı. Bir asisti var. 1708 dakika oynadı. Şimdi diyorum ya biz alsak kıyameti koparıyorsunuz. 6 ayda bir sonraki satıştan %10 pay elde edeceği için yani maksimum 1,5 milyon euro elde edeceği için onlar da
500 bin euro civarında tekrardan para kazanmış oldu. Yani al, parlat, sat, sonraki satıştan pay. Böyle bir olay var. Bendikspor Süper Lig'e yükseldi. İstanbul takımı sayısı yine 8'e çıktı. 20 takım 38 maç. Bu ne demek arkadaşlar? Kendi evinde 19 maçın var Fenerbahçe olarak. Kendini çık. 7 tane İstanbul takımı. 7 deplasmanda 26 maçın İstanbul'da. 12 maçın İstanbul dışında. Bu da tabii ki de enteresan bir istatistik İstanbul takımları için. Bu arada zeka seviyesi sıfırın altında olan takım taraftarları diyecek ki bak Fener'e bak yine Fener asyon yine Fener'i kolluyorlar bak. İşte İstanbul dışında İstanbul'daki takımlarla ve kendi evindeki takımlarla yapacağı maçları düşünürsek İstanbul'da 26 tane maça çıkacak. Bak yine Fener'i kolluyor diyecek. Zeka seviyesi sıfırın altındaki Galatasaray ile Beşiktaş'ta arkadaşlar. O arkadaşlara bir müjde vereyim. Siz de 26 kez oynayacaksınız İstanbul'da. Ha, o zaman iyiymiş. O zaman federasyon yok diyecekler. Ha o zaman lig temizmiş diyecekler. Her zamanki gibi. Değil mi? Böyle oluyor. Yaşıyoruz biz bunları. Evet. Fenerbahçe'de 3 aday. Gürel Aydın ismi konuşuluyor. Saadettin Saran ismi konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafı konuşuluyor. Bunlardan hangi taraf olursa olsun Fenerbahçe'nin geleceği için bunlar çalışıyorlar. Bunlar gayret ediyorlar. Bunlar yani bunlar ya Fenerbahçe başkanlığını ele geçirmek istiyorlar abi. Bu kadar basit ya. Ama hayırlısı olsun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de teknik direktör adayı Sergen Yalçın. Ya güçlü teknik adamlardan biri. Şu ana kadar kendisiyle temas yok diyen bir duyumcu kardeşim var. Var temas. Görüşme yapıldı. Kupa finalinden sonra temas olur diyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe inşallah şampiyon oldu diye bir şey. Türkiye Kupası şampiyon oldu diyelim. İnşallah. Konferans ligine direkt bodoslama gireceği için lig Ağustos'ta başlayacağı için yani Süper Lig 2023-2024 sezonu. Yani 11 Ağustos 2023'te başlayacak. Bir ay geriye git 11 Temmuz. 3 gün geriye şey 10 gün 8 gün geriye git 3 Temmuz. Fenerbahçe'nin sezon açılışı 3 Temmuz'a kayar otomatikman. Avrupa maçları Eylül'de olacağı için 3 Temmuz'da sezon açılışı yapar. Yani 3 Temmuz'a kadar koca bir transfer hareket alanı olur. Teknik direktör hareket alanı olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İlk işin teknik direktör olur. Bir hafta içinde, 2 hafta içinde teknik direktör ayarlarsın. Bir hafta içinde teknik direktör sana der ki şu gitsin, bu kalsın. Bu açıdan ben Sergen Yalçın ismi mantıklı olur diye en azından artık Fenerbahçe'yi takip etmeyen mi var? İsmail Kartal'ı bugün Fenerbahçe'ye getir. Şu 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 şu, şu gitsin. Şu 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 gelsin. Şunu al bunu gönder der. Sergen'i getir onu der. Ulan abartayım. Ünal Karaman milletvekili oldu. Hani milletvekili olmasa Ünal Karaman'a desen ki gel Fenerbahçe'yi çalıştır. O bile der ki şunları gönder şunları getir. Ya, Türkiye'de en çok takip edilen takım Fenerbahçe. Galatasaraylılara sorun. Hayatınız boyunca Fenerbahçe'den yani Fenerbahçe yani Galatasaray maçını izlediğiniz kadar yani en çok ikinci sırada kimin maçını izledin? Fenerbahçe'dir. Mustafa Hocam senin en çok izledin. Ben Real Sociedad maçını izlemişimdir. Fenerbahçe maçları hariç hayatımda en çok Real Sociedad maçını izlemişimdir. Sebebi de Nihat Kahveci'ydi. Yani Nihat Kahveci'nin her maçını izlemişimdir mesela. Öyle bir hayranlık vardı. Öyle bir sempatim vardı mesela. Ve deste bayağı da dua ediyorduk ya. Hani üçüncü takım komik gelecek Olimpik Lyon arkadaşlar. Çok salakça gelecek biliyorum. Olimpik Lyon. Çünkü babam canlı maçları çok izlerdi. O zaman da Kanal A mıydı? Kanal A'da Fransa Ligi maçlarını verirdi. Olimpik Lyon'da o zamanlar ligi ambargo koymuştu. İki, yani en çok onun maçlarını izlemişimdir. Valbuena'yı falan ben hep orada izlemiştim ya. Bize Adil Rami geldi ya mesela herkes gıcıklanıyordu. Benim hoşuma gidiyor çünkü ben yıllarca adını duydum. Çok hoşuma gidiyordu. Roberto Carlos Türkiye'de şampiyonluk gelecek sezon Fenerbahçe kazanır demiş. Güzel bir turnuva yapmışlar ama izleyemedim. Keşke izleseydim. Fenerbahçe biliyorsunuz kupa finalinden sonra Jesus'la görüşme gerçekleştirecek. Yollar ayrılacak ama iyi ayrılması hedefleniyor. Salı günü de Portekiz'e gider diye düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki sportif direktörü Mario Branco olacak diyorlar. Şimdi bana çok salakça geliyor ya. Ya kendisi gidecek ekibinde transferden sorumlu kişi kalacak. Hem de sportif direktör olarak. Lan kardeşim Mario Branco'nun ne iyiliğini gördünüz? Mesela Osterwolde'yi 6 milyon euroya aldın. Osterwolde'yi 6 isterlerken 2'yi alsaydı ben derdim sportif direktör olsun. Sakın böyle bir hataya girişmesin. Benim bildiğim yurt dışından bir sportif direktör var.
yabancı. O gelecek. Hani iki Brezilyalı futbolcu, bir sportif direktör için Fenerbahçe çaba gösteriyor diyorlar ama bu öyle değil. Arkadaşlar bu arada çok yoruldum. Hani bu videoyu aralık vermeden çekmeye çalışıyorum. Hatırım için bu videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. 30.400 olmamıza da bakayım çok az kaldı. Yok, siz bu videoyu izlerken 30.400 olur muyuz? Olabiliriz. Siz bu videoyu izledikten sonra olabiliriz. Çünkü 30.400'e çok az kaldı arkadaşlar. MLS ekibi Cincinnati Aaron Bupenza'yı 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya yakınmış. Fenerbahçe'ye de önerildiydi ama 7 milyon euro verecek durumda değiliz. O çünkü o parayı Osterwolde'ye verdik. Şimdi Osterwolde için de çok peşin hükümlüyüz. Çok peşin hükümlüyüz. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Sergen Yalçın ya da İsmail Kartal'ın oynatacağı sol bek bu. Luan Perez oynatmaz o sol bekte. Luan Perez yavaş. Luan Perez stoper. Sol stoperde Luan Perez oynar. Emir Ortaköy'e de gelecek. Arkasına Salah'ı da satarsın. Sağ stoperde Serdar Samet var. Eğer stoper alacaksan, Serdar Samet'i stoper alacaksan olabilir. Bak ben bir şey söyleyeyim. Sergen Yalçın bugün Fenerbahçe'ye gelecek olsun. Fenerbahçe kadrosu hazır biliyor musunuz? Osterwolde sol bek değil mi? Lincoln'de yedeği. Luan Perez yedeği kim? Emir Ortaköy'e gelecek. Serdar Samet stoper. Ferdi var. Osayi giderse yerine konuştuk. Amari Traore. Altay İrfan Can Kalecin. Yani Altay İrfan Can Kalecin. Ertuğrul da geliyor. 3 tane de Türk kalecim var. Orta sahaya gelelim. Crespo, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş. Zayt'sa da uzatacaksın. Değil mi? Zayt'sa da uzatacaksın. Hani 6-8'i bu 5'i oynar. 10 numarada Arda yedeği İrfan Can olabilir. Lincoln'u da zorlarsan oynayabilir. Sağ kanat şu an için Emre Mor. Sol kanat şu an için Rossi. Bunların önüne A+ 2 tane futbolcu lazım. Valencia gelecek. Batshuayi var. Joshua King var. João Pedro var. Serdar Dursun var. Hani Fenerbahçe kalıp değiştirmek için. Ya hocam o zaman 2 tane kanat alsak yetiyor. Bir tane de forvet alsak yetiyor demeyin. Fenerbahçe kalıp değiştirmek için 2 kanat, 1 forvet, 1 tane kütür kütür 8, 1 tane kütür kütür stoper. Belki bir tane sağ bek yedeği ya da ası. Bir tane sol bek, belki bir tane de kaleci lazım. Bunu da söyleyeyim. Ne bir Keita? Hocam Keita'yı alsak olmaz mıydı? Werder Bremen transfer yapmış. Sen söylemiştin Fenerbahçe ilgili arkadaşlar, Fenerbahçe'nin ilgilendiğini söyledim. Transfer teklifini söyledim. Raporları istediğini söyledim. Ancak raporlarda sıkıntı var. Bizim istediğimiz raporlarda ne bir Keita'nın kronik sakat olduğu. Sezonda hani çok fazla maç oynayamayacağı yazıyor. Bakalım kesin futbolu bırakana kadar asla sakatlanmaz. Bizde bu şans varken ama. Oyuncu kronik sakat çıktı arkadaşlar. Sağlık raporları kötü çıktı. Werder Bremen'deki performansını takip edin. 20 maça çıkamaz diyorlar ama bizdeki şans ayrı, geberene kadar sakatlanmaz. Bizdeki şans bu. Edin Dzeko için hayranız. Ben bu videoyu Şampiyonlar Ligi finalinden önce çekiyorum ama hat-trick yapar kesin Şampiyonlar Ligi finalinde. Ve son olarak Türk futbolunun en rezil takımı Galatasaray'a geldik. Niye en rezil takımı? Tehdit, şantaj hepsi vardı bu sezon. Belgeleri açıklayacağız lig bitince. Buyurun açıklayın. Erkek adam, adam sözünü tutar. Erkek adam. Buyur. Ya bunları kim böyle yapıyor? Seneye diyorum bak, şampiyon olmak isteyen takım çıksın desin ki federasyon başkanının elimizde çıplak görüntüleri var. Nasıl olsa açıklamayacağım. Bak ne güzel, herifler iki tane şampiyonluk çaldılar böyle böyle. Sezon bittiğinde her şeyi açıklayacağım. MHK başkanı, hakemlerin elimde uyuşturucu kullanırken videoları vardı. Çık söyle. Nasıl olsa yok. Hangi Allah'ın kulu sormuş? Mesela eğer bak şu ülkede benim çok büyük bir yetkim olsaydı Erden Timur'u direkt gözaltına aldırırdım. Açıkla bakalım belgeleri. Bir yani aylar boyunca sen tehdit ettin. Belge yok. Tamam. Federasyon başkanı çağır. Bu sezonu iptal et. Sayma. Geçersiz kıl. Ya da Galatasaray sıralamadan çıkart. Öyle onayla. Bak bakalım bir daha tehdit ediyor mu? Şimdi aynı Galatasaray. Dursun Özbek. Mehmet Büyükekşi'ye sövdüler mi? Lale Ortaya sövdüler mi? Bunlar istifa dediler mi? Dursun Özbek. TFF'nin arkasındayız. Destekliyoruz. Mehmet Büyükekşi başkan adaylığını destekliyoruz diyor. Hani Galatasaray TFF başkanından şikayetçiydi? Hani TFF Fenerbahçe'yi kolluyordu? Hani TFF Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktı? Klasik Galatasaray bu. Klasik. Her zamanki gibi Galatasaray. Ya Allah aşkına bir Galatasaray desin ki ulan harbi harbi herif doğru söylüyor. Diyemezsiniz değil mi?
bu delikanlılığı yapamazsınız demedi. Lan biriniz yapın deyin ki ulan harbi harbi aynısını Fener yapsa vallahi de billahi de ben de aynısını söylerdim desenize. Azıcık hani delikanlı olsanız ha. Neyse. Bir gün belki o da olacak. Ama şunu söyleyeyim. Kim kullanarak şampiyon yapılıyorsa Allah bin belasını versin. Gün yüzü görmesin. Taraftarı da gün yüzü görmesin. Takımı da görmesin. Yani yeter. Kimse kimsenin aklına yapmasın. Ya milyonlarca insan, milyonlarca Fenerbahçe'nin adam milletin psikolojisi bozuldu. Milletin var ya gerçekten yaşam stili değişti. Çalınan haklar yüzünden. Değer mi ya? Allah çıkartır inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.